Selamlar millet, evet. ben Masa'daki. Nasılsınız, iyisiniz, keyfiniz umarım yerindedir. Bugün sizlerin karşısına komik şeylerin ayın 21'inde yapmış olduğu bir canlı yayını özetleyeceğim. Ki bu eğer videoyu zaten güncel takip ettiyseniz dün yapmış oldukları yayın oluyor. Ee, küçük bir açıklamam veyahut bir isyanım var. Bunu söyleyip sonra haber kısmına geçeceğim. O yüzden eğer özeti dinlemek istiyorsanız açıklamalar kısmında, yorumlarda veyahut direkt aşağıdaki çizgiden ilgili kısma atlayabilirsiniz. Ben çok uzun zamandır sektördeyim ve gerçekten sektörde yayın evleri arasında en çok ön yargılı davrandığım ve arabın kötü olduğu yayın evlerinden bir tanesi Komik Şeyler. Fakat olabildiğince 2024 yılında daha sonra 2023 yılının sonunda almış olduğum bir kararla İnsanlara karşı ön yargımı veya nefretimi tamamen yok etmeye karar verdim ve biraz daha sakin bir insan olacağım. Bu yüzden bundan sonra komik şeylerin yapmış olduğu herhangi bir benim tabirimde saçma veya yanlış olduğunu düşündüğüm bir hareket varsa buna olabildiğince olumlu yaklaşmaya çalışacağım. Bunun temel nedeni şu: Ben gerekli şeyler kayıp kıta veya diğer birçok yayın bile aramı iyi tutabildiğim için veya adamların yaptığı işlere daha makul daha yakın ee, takip edebildiğim için kendilerinden topluluk adına e, toplulukla alakalı sıkıntıları onlara aktarabiliyor ve onlardan gerçekten mantıklı cevaplar alabiliyorum. Ki zaten diğer yayın evleriyle aramın iyi olmasının temel nedeni de bu. Kendileriyle iletişim kurabiliyorum ve bu iletişim sonucunda topluluk adına veya kendi adıma yanlış anlaşılmaları düzeltebiliyorum. Peki bu yanlış anlaşılmalar nelerdir? Bir serinin fiyatı, bir serinin isminin neden bu olduğu veya neden bir serinin baskı kalitesinde bir sıkıntı yaşandı gibi 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 birçok konulara değinebiliyorum ve kendilerinden mantıklı veyahut kabul edilebilir bir cevap aldıysam hem kendimi soğutuyorum hem çevremdeki insanları iletiyorum hem de sizlere burada gelip bir açıklama yapıyorum. Bu yüzden gerçek manada aramı biliyorum çok iyi yapamam çünkü aramızda yaşanan şeyler aslına bakarsanız açık ara farklı benim rahatsız olduğum bir şeydi. Ama günün sonunda ha ben değil ha arkadaşım ha bir başkası tarafından olabildiğince bilgi alıp olabildiğince şeffaf olabildiğince gene sivri bir dille sizlere aktaracağım ama eğer burada söylediğim olumsuz bir şey varsa bunlar emin olun taraflı olarak söylediğim şeyler değil ki daha önceki videolarımda biliyorsunuz daha taraflı bir eleştiri yapıyordum komik şeyler adına. Bundan sonra komik şeyler adına bir yorumum varsa bu olabildiğince şeffaf ve olabildiğince tarafsız olanlar olacak. Ama dediğim gibi bundan sonra özellikle 2024 yılında ben genel olarak tüm yayın evlerine olabildiğince sert davranacağım. Çünkü Fiyatlar arttı ve ben maalesef hizmetimin karşılığını almak istiyorum. Evet her fiyat arttı ama günün sonunda bence cebimden 3 haneli bir sayı çıkartabiliyorum ve dediğim gibi güzel bir hizmet almak istiyorum. Hadi o zaman videoya başlayalım. Öncelikle bu videonun özetini benim için çıkarmış olan Yuki'ye, namı diğer hayırsız Yuki'ye çok teşekkür ederim. Kendisi zaten benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Günlük programım müsait olmadığı için saat 9'da yapılmış olan yayına yetişemedim. Normal şartlarda bence herkesin rahatlıkla yetişebileceği güzel bir saat seçilmiş. 8 ila 9 bilemedin 10 bence okey bir saat ki perşembe günü o yüzden insanların bir program yaptığını da zannetmiyorum. Şimdi sevgi diyor ki benim için toplamda tam 21 maddeden oluşan soru cevap misali bir şeyler yapmış ve bununla beraber de bazı detaylara inmiş. Zaten kapakta gördüğünüz birkaç tane yeni seri geliyor ama bundan önce birkaç soru sorulmuş. Given serisinin bir e, box set yani kutulu set halinde geleceği daha önceden zaten duyurulmuştu ve bu aslına bakarsanız Orange'ın aksine ki hemen elimin altında var. Orange'ın aksine sınırlı sayıda çıkmayacak. Kendisi aslına bakarsanız herkesin satın alabileceği bir kutulu set olacaktı. Hani stoklar biter, stok yenilenemez, bir dava açılır vesaire vesaire. Bu bambaşka bir mesele. O yüzden sizlere gene komik şeylerle alakalı daha önce Afro Samurai'ı önerdiğimde pişman oldum ama bunu göz önünde bulundurarak çıktığında hemen almanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer bir yasal işlem başlatılır veya satışlardan kaldırılması vesaire vesaire yaşanırsa en azından ürünü siz almış, tedarik etmiş olursunuz. Şimdi demişler ki 9 cildin e, birleşmiş olduğu bir şekilde kutulu set çıkaracaklarmış ve içerisinde hediyeler çıkacaklarmış. Hani hediye çıkacakmış. Fakat Japonya'nın müsaade ettiği kadar hediye çıkacakmış. Hediye kısmına bol bol yayında vurgu yapıldı. Hani ne hediye gelecek emin değiliz ama tamam yani Japonya'dan mangakanın imzalı bir kâğıdı veya benzeri benzeri bir şeyler olabilir. Ama Şimdi şunu değinmem lazım hani yazının geri kalanı okuduğum için biliyorum. Bir yayın evinin ayraç veyahut karakter kartlarını yayında söylemesine gerek yok. Ufakta sürprizlerimiz var deyip geçebilir bence. Ha bu da ben karakter kartı varken ayrıca mantıklı bulmuyorum. Bunun aynısını kayıp kıta içinde söyledim. Başka yayın evleri için Atika falan içinde söyledim. Ben uygunsuz buluyorum. Gereksiz buluyorum. Ha seveni vardır. Devam edin. Eyvallah. Ama dediğim gibi bence bunlar ekstra artı olan şeyler değil. Artık. İlk kayıp kıta bunu yaptı. ne kadar tatlı güzel düşünüyorlar demiştim. Ama şu an herkes yapmaya başladı ve gerçekten eh demeye başladım ben. Peki efendim. Orange veya Given dışında kutulu bir setimiz gelecek mi? Şu an bununla alakalı bir planları yokmuş fakat ileride gelebilir diye açıklama yaptılar. Bu şu demek oluyor? Göreceğiz. Yani ben eğer e, o ekibi biliyorsam gelecek. Çünkü kutu set halinde satmak demek koleksiyonunu koleksiyonun demek, daha yüksek fiyat demek, daha yüksek fiyat demek. Daha fazla para demek ve günün sonunda biz koleksiyonerler maalesef alıyoruz. Ki neden maalesef dediğimi videonun sonuna doğru anlayacaksınız. Üçüncü sorumuz mas yani mangaların basım süreciyle alakalı. Şimdi ben bu kısma çok değinmeyeceğim. Eğer isterseniz açıklama kısmına zaten yayın tekrarını bıraktım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Fakat şimdi eğer beni takip eden bir izleyiciyseniz daha önceden gerekli şeylerin birçok yayınını özetledim. Ve bu yayınlar arasında birçok defa ben hem eski versiyonu hem güncel halini Alişan Bey ve Lamia Pekzer'in ağzından sizlere aktarmıştım. Ama eğer merak ediyorsanız belki komik şeyler farklı bir şey yapıyorum ki diyerekten izleyebilirsiniz. O size kalmış ama bu videonun bir parçası değil. Gecikmelerle alakalı muhabbetler konuşulmuş. Biliyorsunuz ki, ki şimdi bu tarafı komik şeylere değil ama sizlere ki filmin aranızdaki bazı tırnak içinde dangalaklara yönelik bir şey söyleyeceğim. Ben dedim ki eğer Given'ın pardon çok özür Blue Look'un mangası basılırsa satmayacak, basılmayacak dedim. Hatta telif hakları alınmasın demedim. Direkt basılmayacak bu seri dedim. Ve şunu da belirttim. Şu anda bir dünya kupası var ve bunun hype'ıyla birçok insan bu seriyi okuyor tüketiyor. Fakat Dünya Kupası geçtiğinde zaten futbol takip etmeyen, spor mangası tüketmeyen, spor animesi tüketmeyen bir insan buna ilgili olmayacak. Bu yüzden satışları düşecek ve şu anda bu anime bitti. Tekrar sezonu, filmi, bilmem neyi birçok şeyi çıksın. Yine Dünya Kupası'na referansla bir hype yaşamayacağı, yükseliş yaşamayacağı için satışları düşük olacak. Ve bu nedenle de zaten normal şartlarda baskı yapamayan komik şeyler baskı yapmayacak dedim ki e Bakayım 14. maddede şunu söylemişler. Blue Lock'un 1, 2, 3, 4'ün Nisan'a kadar çıkacakmış. Yani biliyorum çıkacak. Bir anda bir sürü çıkacak. Eyvallah. Ama günün sonunda dediğim gibi bu serinin birinci cildinin baskısı tam 6 hatta düzeltiyorum. 7 ay önce yapıldı arkadaşlar. Sizlere basılmayacak derken bundan söz ediyordum. Ha adamlar şu anda 3, 4 e, şey 2, 3, 4'ü birden basacak. Bu basılmak demek mi? Siz bilirsiniz. Ama günün sonunda ben bence haklı çıktım. Ve eğer kendinizi tatmin edeceksiniz. Tabi yani 4. yıla kadar basıldı. 6 ayda bir okey. Ama gerçekten bunu takdir ediyorum. Serinin basılıp basılmama potansiyelini bile el üstünde tutmadan 3 cilt birden çıkarıyorlar. Hiç sağlıklı değil. Umuyorum ki komik şeyler manga sektöründen çekilmek veya baskı süreçlerini çok uzun bir periyoda yaymak zorunda kalmazlar. Çünkü ellerinde şu an çok fazla manga var ki açıklayacağım daha fazla. Hani Blue Period... <laughs> Blue Periyot nereden çıktı? O başka yayınevinin e, Blue Look'un kendisinden 3 cilt basmak yerine ben şahsen 2. cildini görmek Kıyamet e, Melekleri Kızları kızlar olması lazım Kızların Kıyameti vesaire serisinin işte e, yeni cildinin gelmesini tercih ederdim. Yani kitle belki benim görmediğim bir şeyler söylüyordur ve yayınevi bunu fark etmiştir. Yorumum yok. Özetle çok mahcubuz ya kusura bakmayın demişler ama telafi de ediyorlar gibi gibi artık telafi derseniz. Ben serilere çok bu da aşina değilim. Hani mesela Blue Lock dediğim gibi benim sevdiğim seri değil. O yüzden hani uf ya ulan çok bekledik diyemeyeceğim. Zaten bir ay altı aydır falan da yokum sektörde. Ee, kızların kıyamet şey kızların kıyametiyle kıyametin kızlarını hep karıştırıp duruyorum. Nedense böyle bir muhabbetim var. Yıl içinde bitecekmiş abi. Hani basacaklar. Ne zaman basacaklar hakkında bir bilgi vermediler. Yıl sonuna hani yıl içinde bitebilir. Gelecek yıla da sarkabilir. Hiç belli olmaz. Çünkü dolar kuru vesaire seçim var biliyorsunuz. Ee, Yona, Denkei, Kamisama gibi de var. <laughs> Ve bu serilerle alakalı ne yazık ki yine e, düzgün bir açıklama olmadı ama onlar da gelecek demişler. Şimdi dediğim gibi bakın bu tarafta bile 3 seri saydım. Ve emin olun daha bitirmemişleri, tekrar baskıları mevcut olmayan birçok ciltleri de mevcut şu anda. Bunlar yerine dediğim gibi hani şey, bunları basmak yerine bluluk basmaları ben rahatsız ediyor. Ama günün sonunda dediğim gibi belki kitlenin ne bir şey ben duymamışımdır 6 aydır yokum. Aa, şimdi bu kısımlar Yuki'nin tabiri. Ama e, tavsiye için birileri ve y Yona sorduğunda bunları önermişler. Ve e, Yona için sarayda geçiyor demişler. Bir de Kuyato'nun arka yüzü çok iyi manga demişler. Kyoto'nun arka yüzü hakkında ben okuma fırsatım olmadı. Çünkü mangalara öncelik verirken çevremdeki insanların yorumlarına göre öncelik veriyorum. Ve abi bir insan evladı bana bu manga güzel abi fena değilmiş ya da abi bu mangaya ben der bir manga verir misin gibi 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 hiçbir şey söylemedi. Oğlum Yona hakkı pardon Yona diyorum. Ee, lan ismi unuttum <laughs> senin. Kuyato'nun un arka yüzü hakkında bir tane bir tane olumlu yorum görmedim. Yani bu yayını ilk defa duymuş olduk öyle söyleyeyim. Yakın bir zamanda bir incelemesi gelebilir mi? Gelebilir. Tekrar baskısı vesairesi duyurulur. Hemen alırım okurum incelerim ve derim ki bunu almamanız lazım. Çünkü e, biliyorsunuz ki ben komik şeylerim şey pardon gerekli şeylerim basmış oldu. Guyo mangası için de zamanında böyle bir şey yaptım. Guyo'nun tekrar baskısı yapıldıysa bir defa iki defa falan yapılmıştır. İyi ki de öyle yapılmış. Gönül ister hani daha güzel seriler 5-6 kere basılsın ama Guyo bir kere basılsın bırakılsın lütfen. Neyse. E, bu kısımlara geçeceğim. Önereceklerden bir tanesi tek ciltmiş. Bunu da geçtim. Başka kısa serilerde gelecekmiş. Onları da yakın zamanda duyuracaklarmış. Kısa serilerin gelmesi şahsen hoşuma gidiyor. Bu yayında duyulmuş olan seriler benim biraz e, içimi burktu. Çünkü çok sevdiğim seriler. Sololab'inin her ne kadar sevmesem de diğer seriyi seviyorum ve umarım kaliteli bir kapakla basarlar. Ee, Ankara'da fuarda e, yıl onuru bu, tam yani yılın onur konudur bu. Yılın onur konunu Japonya'dan getireceklermiş ve yine işbirliği yapmış oldukları... ki tırnak içinde söyleyeyim Japonya'da bu depremle alakalı bir manga basmışlardı. Onu e, getireceklermiş. Şimdi ben manga kasını yani çizer arkadaşı tanıdığım için çok yorum yapmak istemiyorum. Tüketme imkanım da olmadı o yüzden de bir şey demek istemiyorum. Bunun ekmeğini yiyebildiğiniz kadar yiyin. Lütfen. Çünkü bu e, benim hem gerçekten elinden tutulması gereken bir arkadaşım olduğu için. Yani biraz torpil. Hem de e, şahsen bu tarz işlerin Japonya'ya aktarılması bizim e, gerçekten genç kitle bir şeyler hakkında bilinç sahibi yapacaksak. Ki manga alabilecek bir çocuğun depremle alakalı birçok şey bildiğini eminim. Ama yine de sığır insanlar var tırnak içinde. Ne kadar çok insanı bu ülkede depremle alakalı bilinçlendirebilirsek ben o kadar mutlu olurum. O yüzden şahsen hani... Yani bilmiyorum ileride belki bir çekilişi vesaire de yapabilirim. Şu an bir sözüm olmasın. Ee, şimdi birkaç tane şey geliyor. Gangsta'nın bir spin-off'u geliyor. Şahsen Gangsta'nın ben spin-off olduğunu bile bilmiyordum. Yalan söylemeyeyim. Ee, arkadaşım çok beğenmemiş bu durumu. Yani bir şey diyemiyorum geliyorsa okey demiş. Solo Leveling'in her cildi limitli sayıda bir versiyonla gelecekmiş. Ee, bu Weapon hali içinse okey iyi para kazanacaksınız aferin ama keşke limit sayısının 500 yapmasanız çünkü biraz zor yani toplaması zor olacak bununla beraber işte işte Emanon'un falan devamı daha sonra kendisi ne zaman gelecek demişler. Gene birçok duyurdukları serinin aslına bakarsan ne zaman geleceklerini sormuşlar ve üzgünüm ama yalan söylüyorlar. Ya, ya umarım bakın lütfen bu söylediğim şeyde beni haksız çıkar komik şeyler. Sana yalvarıyorum masa bak sen yalan söyledin de bu kez gerçekten yalancı yap beni tamam mı? Çünkü daha önceden de yalancı dediler ve dediğim her şey tuttu. Çünkü Söyledikleri her şeyi 2024 yılı içerisinde hatta yaza kadar yapabileceklerini açıkladılar ama üzgünüm yapamayacaksınız. Umarım içinizdeki kadrolaşma, yeniden düzenleme vs. bitmiştir ki gecikmelerin nedenini buna bağlamışlardı. Artık bize hızlı hızlı yeni yeni ciltleri, yeni yeni serileri çıkarırsınız ama ben çok şu an inanmıyorum önceden yaptığınız şeylerden dolayı. Ee, dediğim gibi Blue Lock'un 1'i, 2'i, 3'ü, 4'ü Nisan'a kadar gelecekmiş yani çok fazla vakitleri yok. Yani bir ayları var. Hadi bilemedin Nisan'ın sonuna denk geldi. İki ayları var. Okey. Ee, Given'ın birinci cildini alanlar için cilt biri çıkarıp satın alma seçeneği koyacaklarmış. Eyvallah. Kralsınız lan. Bak bunu öpüyorum size. Bak bu yaptığınız en mantıklı hareket. Eyvallah lan. Ama ama lütfen bak yalvarıyorum. O manganın yerine strafor köpük falan koyun diğer türlü çok sallanır. Kutu çok hasar alır lan. Ha almayacak paketleme yapıyorsanız gene eyvallah. Bunun dışında da bakımına götürünün kendisi gelecek. Daha önceden duyurmuşlardı. Ben kanalda söz etmesem de Discord vesairede çok konuştuk bunu. Kendisi sansürlü mü olacak demiş. Yani böyle bir soru gelmiş ve sansürle alakalı bir durum şu anda yok demişler. Günün sonunda şimdi şöyle bazı mangalardaki ki... Ee... Oyuncak Bebek sevgilimde bazı sahneler sanırım yoktu. Yani sahne dediğim ön taraftaki e, kuşak atlı kısım. Bu da yanılıyor olabilirim. Serinin sadece ilk cildi var bende. Belki vardır içinde. Ama hani e, bazı ilginç sahneler renksiz kalabilir renkliyken. Renkli olmayanlar belki çıkabilir vesaire vesaire. Günün sonunda sansür yerine sahne çıkarılmasını da tercih etmiyorum ama göreceğiz, göreceğiz. Zaman gösterecek ama şu anda sansürlük bir durum yokmuş. Elinizdeki Seinen serilerin sayısını arttırmayı planlıyor musunuz? Hala hazırda elinde Seinen serileriniz var. Yani e, almışlar. Devam ediyor. Geliyor. Okey. Vanitas gelecek. Vanitas'ın e, bak, bak bak bu mantıklı. Vanitas'ın birinci cildi iki ay içinde çıkacak. Bu da insana tekabül ediyor. Oh. Umarım her seriyi aynı anda tak 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 basmazsınız. Çünkü biz manga sektörünü takip edenler ve sizin de tabii ki deniz biraz daha böyle ana sayfasına ne bileyim haftada bir düşen haber görmeyi bence daha çok tercih edecektir. Ha bir de şey muhabbeti var. Sepete tabii bir şeyleri topluca eklemek isteyenler olacaktır. Ama günün sonunda insanlar ayda bir manga alıyor ve bir ay içerisinde 5 seri ya da 5 manga duyurmanız bence yeter de artar bile kafi. Çünkü tek sizin yayın evinizden almıyoruz bir şeyler. Ben öyle düşünüyorum en azından. Solar Leveling de Nisan ayı içinde çıkacakmış. Dediğim gibi Nisan ayı çok dolu bir ay olacak arkadaşlar. Nisan ayında da size güzel bir haber videosu gelecek. Bakalım Gatari'de bir aksilik olmazsa Nisan ayında çıkacakmış. Butum kaç yılda bitti? <laughs> Butumu kaç yılda bitirmeyi planlıyorsunuz demişler. Normalde Butum serisi toplamda 27 ciltten falan oluşuyor. Tam minen 25'te bitiyor. 26-27. Biri kötü bir son, biri iyi bir son olarak geçiyor. Ee, net bir tarih veremem ama bu sene 3 yeni cilt çıkacakmış. Hiç inanmıyorum. Umarım bu konuda da beni e, düşüncelerimin aksini e, inandıracak bir şeyler yaparsınız. Neyse siz. Blue Locombo'da 3'ünün <laughs> çıkacağıyla birlikte şey yapacaklarmış. Poster hediyesi yapacaklarmış. Eğer maliyet nedeni oluyorsa ve mangalara yansıyorsa veya kurum içerisinde bir, e, ne derler satış politikasında bütçe ayrılması neden oluyorsa bence poster muhabbeti kalkabilir lan. Bana bir yorumlarda yazsanıza abi ben poster seviyorum be. Poster olsun abi. Diyor musunuz? Yani günün sonunda sallıyorum mesela 89 liradan manga satılıyor diyelim. Bunun fiyatının 87'ye düşmesini sağlasa bu olay. Sallıyorum. Hiç fikrim yok. Belki hiç etkilemiyordur bile adamların gerçekten bütçesini sallamıyordur bu poster muhabbeti sizce mantıklı mı? Yani siz poster için mangalıyor musunuz? Ya da poster için set haline mangalıyor musunuz? Çünkü e, komik şeyler adını demiyorum bunu. Ben sektördeki tüm posterler için diyorum neredeyse. Şu arkamdaki de hariç. Bunları canım Yutom aldı. Bunların hiçbir kırışmadı bile. Şu hariç. Şu. şu şunu ben bastım. Neyse. E, genelde posterler dörde falan kaplanıyor. Ve bunu açıp koyduğunda falan hem çirkin gözüküyor. Mesela level dergisinkiler vesaire vesaire de çok çirkin gözüküyor. O yüzden ben e, bir... Ürünün yanına gelmiş olan posterler asmıyor. <laughs> bu kadar basit. Yani bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen belirtin. Ama eğer Blue Look'un 2, 3, 4'ünü alacaksanız yanında ön siparişte poster hediye edeceklermiş. Şimdi Solar Leveling ile alakalı ekstra bir detayımız var. Birden fazla detayımız var. Solar Leveling'e 3 farklı varyantta basacaklarmış. Ya varyant demeyelim de versiyonla basacaklarmış. Aynı şey denk geliyor. Neyse. Ana kapağı olan bir tane var. Hani orijinal kapak kullanılacak. Ve kitap Karadı bildiğimiz bu normal manga karadını Kullanacaklar. Variant kapak olacakmış Bir de ekstra bu kuşa olacakmış ee, Kulakçık Denmiş kulakçığı ne olarak yazdığı Sevgili yükü bilmiyorum ama Türkiye'ye özel Bir tasarımla çıkacak. Bununla alakalı burada görselleri Falan ben ekrana tahminen koymuşumdur. Saçım için Kusura bakmayın. Biraz bir şeyler denemeye çalıştım Instagram'da takip ediyorsanız görmüşsünüzdür ee, Bir adette daha sonra Bir adette dedim bu işte Üçüncü versiyonsa limitli Üretim sert kapak olacak. Yani şu an Türkiye'de bir Ana kapak, yani Japonya'daki kapağı göreceğiz. İki, varyant kapak göreceğiz. Ki varyant kapak Türkiye'ye özel olan bir kapak olacak ve kuşa baskı olacak. E, fiyatları da burada belirtilmiş. Fiyatları bizi çok üzülecek aslında merak etmeyin. E, limitli üretim 500 adet üretilecekmiş. Ve bunu yanlış anlamadıysam eğer tüm e, yeni gelen ciltlerde bir 500 adet özel olarak basacaklarmış. Yani eğer birinci ciltteki sıkıntı hani 500 adete yetişemediyseniz ikinci cildin 500 adetine yetişip birilerinin o seriyi devam etmesini engelleyebilirsiniz. Böyle bir kahvelik yapabilirsiniz. E, ee, UK ekstra detay vermiş. 500 adet limitli olacak. Sıvama kapak, Türkiye özel kapak ve kuşa kağıt olacakmış. Bununla beraber yanında 4 adet karakter kartı ve poster olacakmış. Bir de 2 tane de ayraç olacakmış. Şimdi e, yayınlara dediğim gibi ben şahsen karakter kartı, poster veya ayracın değinilmesini istemiyorum. Yani gerek var mı buna? Hani yanlış anlamayın. Ama Bunları şey dese hani mesela Given'ın kutulu seti için şey dediler ya yanında sürpriz hediyelerimiz olacak. Şey deseler hani Solo Living'in mangasını basıyoruz bla 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 bla. E, ee, yanında birkaç hangi minik sürprizimiz ufak böyle şeylerimiz tatlış canışık oluştu. Ben çok fazla Eren Ak'tan takip ediyorum ya. Bunlardan olsa deseler olmaz mı? Hani gene okeyim belirtmeleri güzel ama yani okey 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 yorumum yok. Ana kapak dediğimiz yani Japonya kapağıyla çıkacak olan fiyatı 320 lira. Varyant kapak e, 700 şey pardon 370 ya da 390 olacakmış. Sevgili Yükü bunun tam emin olamamış. E, biz buna 390 diyelim kafamızda net olsun. Hatta abi 320 400 ve sert kapak versiyonu da 750 TL. Eğer şu anda mangasının gazına geldiniz ve dünyanın en büyük solo leveling fanıysanız lütfen hemen kenara 750 lira ayırınız. Çünkü ilk cildi sadece alıp kenara koymak bir destesiniz. 750 lira vereceksiniz. Ama bu dediğim gibi sert kapak bir versiyon. 500 adet basılacak. Türkiye'ye özel bir kapak olacak. Yani yurt dışından bir destesiniz. Bu versiyonu alamayacaksınız. Yani özetle değer mi? Yani... Neden olmasın cips fiyatları şu anda ortalama 30 lirayla 70 liraya kadar çıkıyor. Evet Pringles almak isterseniz daha da uçuyor fiyatlar. O yüzden koy göte gitsin kardeşim. E, 40 yılda bir geliyorsun dünyaya eğer bütçeniz varsa alabilirsiniz. Ama eğer normal standart bir öğrenciyseniz lütfen kendinizi yormayın bu tarz şeyler için. Çünkü dediğim gibi hani bunu alsan devamını alamayacaksın. Ha birinci cilt için kovalayabilirsiniz bence. Ama tabii siz bilirsiniz. Logosunu oyun logosu şeklinde tasarlamışlar. Yani bunun bir yere kapakta koyarım zaten orada anlarsınız. Toplamda seri olarak şunları duyurdular. Ekstra bunu belirtmem gerekiyor. Vanitas gelecek. Vanitas'ın ana defteri adıyla gelecekmiş Türkçe. Nier Automata'nın Pearl Nor Norber ismi, isimli bir şey var. Serisi var. O gelecek. İşte bu, bu, bu bura beni üzüyor. Çünkü ben Nier Automata'yı çok seviyorum. Sevgili Sarp da çok seviyordu. Biz kendimiz şahsen... Ee, Atika yayınlarız. E Atika yayınları Skyrim'e aldığında ulan yanına bir de Nier yapıştırsanıza dedik sizlerden tek bir ricam var. Ey komik şeyler. Üstündeki karakterleri falan kabartmalı yapsanız Allah. Ne olur ya. Çok güzel oluyor bak. Vallahi çok bak mat kapak yap parlak olmasın. Bak şunun gibi bak. Bak bak görüyor musun parlıyor ya. Biz buna hastayız oğlum. Vallahi bak. Ben sana şömiz yap demiyorum. Yapma lan şömiz götmeyesin. Bana şunu yap. Şunu yap. Parlasın çok güzel oluyor. Ben bu da şahsen şömilerine bu parlak kapakları daha çok tercih ediyorum. Siz neyi seversiniz bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsin. Bir de ee, ben bu seriyi niye bilmiyorum. My anime liste her ne kadar filmi çok yüksekte de olsa maalesef hakkında çok bilgi bilmediğim ve o yüzden çok yorum yapamayacağım. Ama normal şartlarda 3 cilden oluşan ve ülkemizde 3 in 1 ya da işte 3'ü birlikte olarak basılacak. Ve şömizlerin hepsinin yayınlanca ki bu kısmı ben anlamadım. Yuki böyle bir şey belirtmiş. Konosekeno no e, Katasumi ni isimli bir mangamız geliyor. Onun da kapağını buraya bir yere koymuştum. Koymuşumdur. Ama bunun kapağı nasıl gelecek? Maalesef şu an aklıma canlandıramadım. Ee, kendileri umuyorum ki bundan sonraki ki e, Nisan ayıyla birlikte yeni serilerini veya işte serilerle alakalı duyurularını, yeni yenilikleri vesaire biraz daha aralıklı bir şekilde yaparlar ve uzun bir periyot biz beklemeyiz. Ha benim işime geliyor gerçekten ama sektörde biraz daha hani daha iyi anılmak istiyorlarsa bence bunu yapmaları lazım. Benim işime niye geliyor? Ben zaten 6 ayda bir mangalan adamım abi. 6 ay sonra beklerim. Tak basarlar. Hepsini alır kapatırım dükkanı. Bir daha da bakmam hesaplarına. Ama dediğim gibi bu sektörde hem adınızın iyi anılması hem de sizi unutulmaması adına bence mantıklı olan uzun aralıklarla değil ara ara bırakılması. Bu video bu kadardı. Eğer vaktiniz yoktuysa ve bunu podcast misali arka planda oynattıysanız veya bir şekilde benim yüzüme baka baka bakışarak eğer dinlediyseniz tabii ki de buraya geldiyseniz lütfen bir yorum bırakmayı, beğeni yapmayı eğer e, seven arkadaşlarınız veya ilgi duyan arkadaşınız varsa lütfen paylaşmayı unutmayınız. Tabii imkanınız da varsa şu anda yanlışım yoksa paparayla 10 liralık aboneliğe kadar isterseniz bedavadan bana katıl üyesi olup beni destekleyebilirsiniz. veya direkt e, isterseniz bütçeniz el veriyorsa 2,5 liradan 50 liraya kadar katıl abonelik sistemim var. E, yani... Beni ne kadar desteklerseniz ki bu paradan söz etmiyorum like yorum vesaire de içeriklerim o kadar daha hızlı gelecek bununla beraber zaten biliyorsunuz sanırım Türkiye'nin en fazla Manga hediye eden insana benim umuyorum ki maf bu yıl olursa gene şahane planlarım var sizler için o yüzden beni takipte kalın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay